Bitirem. Melek için gülecek, Melek için mutlu olacaksın. Şimdi istediğin kadar gül. Çünkü bir daha karşılaştığımızda asla böyle gülemeyeceksin. Emre Melih'i senin gibi bir kadına emanet ettiği için er geç pişman olacak. Ve senin gerçek yüzünü görecek. Uyudun mu yoksa? Güzel kızım benim. Ben seni hak ediyor muyum gerçekten? Eliz Hanım doğru söylüyor. Kendi bebeğini kaybeden biri sana nasıl iyi gelecek ki? Ben hiçbir şeyi hak etmiyorum. Ne seni, ne sevgini, ne o kalbinden gelen güzel söylediğin anne kelimesini. Benim gibi birine anne denilebilir mi? Kapıya kadar gidin. Hızlı hızlı. Ne o? Gidişimi kutlamak için mi toplandınız? Kızım, öyle konuşma. Bırakalım artık mutlu, kocaman aile yalanlarını teyzeciğim. Her şey ortada. Hepinizin gözlerinde içten içe ne kadar çok sevindiğinizi görmemek için aptal olmak gerekir. Emre. Senin için çok üzgünüm biliyor musun? Keşke ne kadar büyük bir yalanın ve hatanın içinde olduğunu görebilsen. Neyse. Ayakta kaldınız. Ben gideyim. Size iyi kutlamalar. Emre. Ben yardım edeyim. Bırak. Kendim giderim.
Aksoy konağı değil mi? Güzel kızım, bak ben seni korkutmak istemedim. Bırak, bağırdın sen. Evet bir tanem, bağırdım ama bak. Meleğim. Hicran abla. Bir tanem. Tamam geçti, geçti güzel. Bir tanem, ne oldu? Ben biraz gerildim. Yani... Melek de bunlara şahit olunca korktu galiba. Odama gidelim. Tamam gelmeliyim, hadi gidelim. Meleğim, güzel kızım benim. Hadi ağlama bak artık. Baban da seni öyle görünce çok üzüldü. Ama çok bağırdı. Bir tanem ama sana bağırmadı ki, başka bir şeye sinirlenmiş. Meleğim. Hadi sil gözyaşlarını lütfen. Hem hani biz birbirimize bakınca hep gülecektik. Aferin benim güzel kızıma. Güleç yüzlü kızım benim. Bu kutu ne sürekli yanımda gezdiriyorsun? Yoksa sen bana bir sürpriz mi hazırladın? Gerçekten mi? Yani bu kutu. Benim için mi? Meleğim benim. Sen benim canımın içisin. Düşünceli kızım benim. Aslında bu benim de. Bende iki tane vardı. Bir tanesini sana vermek istedim. Merhaba, benim adım Melek. Senin? Merhaba, benim adım da Hicran. Çok güzelmiş. Anlamı ne? Söylesene. Ayrılık. Peki senin isminin anlamı ne? Kanat takıp uçmak. Annem gibi. Hicran abla biliyor musun? Ben seni çok sevdim. Sana anne diyebilir miyim? Lütfen. Annem olur musun?
sen yine çok üzgünsün. Hayır. Hayır, sadece çok mutlu ettin beni Meleğim. O kadar güzel ki, benim düşünceli kızım. Hani sen demiştin ya, annen yanında olacak diye. Hı. Bak, artık senin de bebeğin yanında olacak. Güzel kızım benim. Hicen abla, sen dünyanın en iyi annesisin. İkimiz için de. Annemiz olduğun için çok mutluyuz. Seni çok seviyoruz anne. Ben de sizi çok seviyorum. Bunu da tut. Tutayım. Nasıl Melek? Hicra Hanım yanında olduğu sürece mutlu. Ben bir şeyleri yoluna koymaya çalıştıkça hep bir sorun çıkıyor Burak. Şimdi ne olacak peki? Yani bu Yeliz'in holdingdeki durumu? Olması gereken neyse o olacak. Yeliz hakkı neyse onu alacak. Sıkıntılı bir süreç. Madden de manen de. Maddiyatı umurumda bile değil. Ama yaşanan her şey Melih'i de etkiliyor. Hicra Hanım olmasaydı ben bu bütün olanlarla nasıl başa çıkardım inan bilmiyorum. Hicra Hanım sizi bırakıp hiçbir yere gitmez merak etme. Sen şimdi düşünme bunları. Melek temin ellerde. Sen işine bak dostum. Hanımlar. Ders zamanı. Ne olur öğretmenim, Hicen ablam da bizimle kalsın. Olur. Oley. Hadi o zaman. Evet, hadi bakalım derse. Koş. Şimdi, konumuz... Evet. Var mısın, yeni bir oyun oynayalım? Varım. O zaman kulaklarını kocaman aç ve beni iyi dinle. Dinliyorum. bak şimdi. Ben sana bir kelime söyleyeceğim. Sen de o kelimenin son harfiyle başlayan bir kelime söyleyeceksin. Aynı şeyi sonra ben yapacağım. Eğer bilemezsek kaybederiz. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman dur bakalım kelime geliyor. Düşüneyim. Heh buldum. Lokum. Melek. Harikasın. Kelebek olsun o zaman. Kolye. Kolye. Şahane benim bir tane. Elma. Aa. Anne. Meleğim. Meleğim dedim. O zaman ben de makarna diyorum. Makarna he? Sanırım burada acıkmış küçük bir kuş var. Ne oldu bırak? Tamam Emre, yoldalarmış, geliyorlarmış. Emre, istersen koltuğa yatıralım Nurten Hanım'ı. Ya onu ben de düşündüm ama şimdi başını ani kaldırırsa yeni bir komplikasyon başlayabilir. Doğru diyorsun. Hiç oynatmamamız en iyisi. Belki başka bir travmaya sebep olabiliriz. Getirdim. Bilmiyorum, bilmiyorum bırak. Gel abla, gel çabuk. Çabuk. Zehra, Zehra suyu ver çabuk. Ya ne dikiliyorsun orada? Tamam, suyu ben aldım, versene. Aldım ben, aldım. Abla ben yapamam, çok fena oldum. Suratın kağıt gibi olmuş. Hadi dikilme, sen git mutfağa. Hadi bırak. Nurten Hanım, Nurten Hanım. Ya Burak bu böyle olmayacak galiba. Bak her geçen saniye bizim aleyhimize işliyor. Arabayı hazırlasınlar, biz direkt hastaneye gidelim. Tamam Emre, sakin ol. Sen demedin mi az önce oynatmayalım diye? He? Tamam. Ben dedim de ben böyle elim kolum bağlı. Ben böyle bekleyemiyorum Burak. Tamam Emre, sakin ol. Sakin ol bak. Bak Meleği düşün. Meleği düşün, zaten stresli. Bir de son zamanlarda biliyorsun, bir de bunu görürse bak
Tamam. Tamam, sen Melek'in yanına git, tamam mı? Ona söyle. O haber olmasın, tamam, sakin olsun. Tamam. Hadi kardeşim. Emre Bey, şunun başında atla mı koysak acaba? Abla koy. Bir yardım et. Çok az kaldı. Tamam abla, tamam. Gel. Yavaş. Yavaş. Abla aman, dikkat. Ya, tamam. Dikkat. Tamam. Tamam, 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 tamam. Teyze. Teyzeciğim, çıldırdınız mı siz? Ya nasıl yaparsınız böyle bir şey? Hak etmişti. Yıllarca kandırılmışlığıma, aldatılmışlığıma çanak tuttu. Korkunç bir gerçeği sakladı benden. Keşke, keşke gerçekten ölse. Bakın biliyorum, çok zor bir durum. Sizi anlayabiliyorum, yaşadıklarınız gerçekten ağır. Ama ya gerçekten ölürse? Ki hoş. Her iki durumda da hapse girebilirsiniz. Nurten Hanım bu işin peşini asla bırakmaz. Hiçbir şey yapamaz. Önce kendi kalleşliğinin hesabını vermek zorunda. Anlayamadım. Merak etme. Taşlar yerine otursun, her şeyi anlayacaksın. Geliz. Sana söylediklerim için üzgünüm. Beni anlamaya çalış lütfen. Öğrendiklerimi sindirebilmem, kaldırabilmem hiç kolay değil. Teyze, ben çok, çok üzüldüm. Ben sizi çok iyi anlıyorum. İnanın hak da veriyorum. Bu olayda siz de ben de kurbanız. Keşke tüm bu olanları değiştirebilsem. Ama göreceksiniz. El ele verip bu zor günleri de geride bırakacağız. Hiç şüphen olmasın. Keşke susamuru olsak. Aa, o nereden çıktı şimdi? Çünkü susamurları uyurken birbirlerinin ellerini hep tutuyor. Keşke ben de hep seninle öyle uyusam. Ama ben seni izlemekten uyuyamam ki. Canım Hicran ablam benim. Bir tane. Hadi bakalım, doğru mutfağa koş 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 koş. Ben de tam sizin yanınıza geliyordum hanımlar. Hadi bakalım küçük hanım, ders zamanı. Ama ben ders yapmak istemiyorum ki. Ben bahçede babamı da alıp hep birlikte saklambaç oynamak istiyorum. Prenses hazretlerine de bakın sen. Demek dersten kaytarmaya çalışıyorsun ha? Önce ders, sonra oyun. Hicran ablası izninle. Ha, tamam, tamam. Hadi size iyi dersler o zaman. Hadi bakalım, gel. Yalan mı söylüyorum? Bu kadın kendi küçücük çocuğuna bile sahip çıkamayan bu kadına sen kalkıp Meleği emanet edeceğini söylüyorsun. Bu kadına ya, bu kadına! Onu öyle ağlarken görünce kendime çok kızdım. Acımın, kederimin, kırılan gururumun arkasına saklanıp imal ettim onu. Bak yine haksızlık ediyorsun kendine. Konak zaten karışıktı. Melek de arada kaldı, hepsi bu. Ne oldu ki? Ya bir miras meselesi. Yeliz'le ilgili. Başka tatsız şeyler de yaşandı ama benim anlatmam hoş olmaz. Yo, anlatma zaten. Merak etmiyorum. Ama Melek'i bu kadar üzdüğü için bilmek istedim sadece. Melek'le ilgili değil. Ama Yeliz biraz gergin olacaktır. Son günlerde dediklerini aldırmamaya çalış.
Gitmek mi zor, kalmak mı? Emre Bey'le konuşmalıyım. Ne oluyor burada? Teyzeciğim, sizin haliniz, tavrınız bilmece gibi. Yani aklınızda bir şey var belli. Bana da söyler misiniz? Şimdi sırası değil. Vakti gelince öğreneceksin. Bekle ve gör. Travmatik rüptür şüphesi gözlendi. Süleyman. Bir dakika ya. Bu ambulansın ne işi var burada? Ya neler oldu bir bilsen. Sen de yoksun sabahtan beri. Bütün eziyetimizi çektik. Ya bırak söylenmeyi Allah aşkına. Zaten ya korkudan ödüm. O kan ne be? Ya telaşa kapılma, benim kadın değil. Nurten Hanım'ın kanı. Ya, Nurten Hanım çok kötü yaralandı Süleyman. Allah vere de gitmesi. Nurten Hanım mı yaralandı? Nasıl? Ali Hanım vurmuş. Ne yapmış, ne yapmış? Ay ne hadiseler, ne hadiseler. Ya bu konu Allah aşkına iki dakika boş bırakamayacak mıyım ben ya? Süleyman, çok büyük hadiseler oldu. Neyse sonra anlatırım. Bana bak, şimdi sana bunları anlatacak vaktim yok. Sen nerelerde sabahtan beri? Bana bak, bunun hesabını senden çok kötü soracağım, unuttum zannetme. Çek, oyun alalım. Durum nasıl? Travmatik bir durumdan şüphelenmiştik ama herhangi bir vurgu yok. Hayır, tehlike söz konusu değil. Oh. Yalnız her şeye rağmen röntgen ve tomografi çekilmesi gerekti. Riske etmemelisiniz. Tamam be, biz yapılması gereken her şeyi yaparız. Peki bizim şu an dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Dinlemesi yeterli olacaktır. Muhtemelen baş ağrıları olacak. Bunun için herhangi bir ağrı kesici kullanması yeterli. Tamam. Bu nasıl oldu Emre Bey? Şimdi şöyle tam olarak yani... Hala? Halacığım, tamam güzelim, tamam geçti. Yorma kendini, tamam? Yorma. Ben iyiyim, iyiyim. İyiyim, endişelenme. Siz? Geçmiş olsun, ciddi bir durumumuz yok. Kazan nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Ben... Ayağım basamağa takıldı. Dikkatsizlik ettim. Neyse ki ucuza atlatmışsınız. Geçmiş olsun. Tamam, tamam ana, tamam. Gözlem altında tutun. Dediğim gibi bir an önce hastanede kontrollerini yaptırın. Çok teşekkürler. Peki halamı şu an ayağa kaldırabiliriz değil mi? Kaldırabilirsiniz tabii ki. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, kolay gelsin. Elinize sağlık, kolay gelsin. Emre Bey, bu nasıl oldu? Lütfen söyleyin. Sakin olun. Heyecan şöyle olmuş. Basamağa topukları takılınca düşüvermiş kadıncağız. Görünmez kaza işte. Sen istersen Melih'in yanına git. Şimdi buraya girirse kızcağız korkar. Evet, yani doğru korkar. Ama Burak Bey yanında derseler. Ya lütfen en azından bir terasta bir hava alın. Yani iyi gözükmüyorsunuz.
buraları bir Süleyman abiyle hallederiz. Yani sizin için söylüyorum. Lütfen. Şey... Peki. Alacağım. Emre Bey, ben bu ayakkabının topuğunu kırayım. Bakarsanız polis monsikildi. İyicene başımız derde girmesin efendim. Tamam abi, onu halledersin de önce halamı odama çıkarmamız gerekiyor. Tamam. Temiz bez getirdim. Abla hiç gerek yok, zaten hallettiler, teşekkürler. Abi yavaş yavaş kaldıralım. Tamam. Yavaş, dikkatli. Tamam. Alacağım. Yavaş, tamam, iyi misin? İyiyim. Tamam, yavaş yavaş. Tamam. Yavaş yavaş, benim odama çıkaracağız, tamam mı? Yürüyebilecek misin? İyiyim. Tamam, hadi gel. Yavaş. Gel. Dikkat et. İyi misin? Hicra Hanım. Biraz daha iyi misiniz? Ya Nurten Hanım o halde görünce sarsıldım biraz. Zaten kafam... Haklısınız. Konaktaki bitmek bilmeyen gerginlik. Söylenen biçimsiz sözler. Yani size iyi gelmiyor, farkındayım. Sizden sadece çok ufak bir isteğim olacak. Lütfen bana güvenin. Bakın, ben her şeyi bir şekilde yoluna sokacağım, tamam mı? Belki de benim gitmem. Hayır. Lütfen kendinizi üzmeyin. Benim için endişelenmeyin. Ben gayet iyiyim. Niyetim size yeni bir problem yaratmak değil. Şu an kesinlikle önceliğimiz Nurten Hanım. İyi misiniz? Gelin şöyle. Oturun şöyle. Tamam. Buyurun. Dinlenin biraz. Bugün biraz sarsıldım. Kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Bakın. Lütfen bana inanın, tamam mı? Size söz veriyorum, ben her şeyi çözeceğim. Artık senin için her şey daha farklı. Korkman gerekmiyor. Neyi kastediyorsunuz? Konaktaki yerinin sağlamlaşmasından, holdingdeki payından bahsediyorum tabii ki. Artık bambaşka bir yelisin sen. Emre ile evlenmesen de konakta senin sözün geçecek. Ben bilmiyorum ya. Her şey o kadar ani gelişti ki. Sanırım bunları sindirmem biraz zaman alacak. Yani babamın kim olduğunu öğrenmek. Üstüne sizinle böyle karşı karşıya gelmek. Neler hissettiğimi inanın anlayamazsınız. Tüm dünyam yalanlar üstüne kuruluymuş. Ben de arasında yuvarlanıp gitmişim işte. Kandırılmışım. Aldatılmışım. Bütün haklarım elimden alınmış. Beni zayıf düşürebilmek için sanki herkes el birliği yapmış gibi çalışmış. Ama artık bitti. Artık bizim kazanma vaktimiz. Ne demek istiyorsunuz siz? Nazım'a tahmin edemeyeceğin kadar çok sinirliyim. Onu nasıl affedebilirim? Kalbim nasıl soğur bilemiyorum. Ama bu durum bizim lehimize oldu. Nurten'e karşı iki kişiyiz. Ve güç bizim elimizde. Bilemiyorum. Tüm bu yaşananlar ikimiz için de çok can yakıcı.
Ama bunun karşılığında daha güçlüyüz. Artık karşımızda hiçbir kuvvet duramaz. Bir düşün bunu. Süleyman, ben gideyim mutfaktan bir koşu su getireyim. Tamam, ne deme. Bu olayın kesinlikle ve kesinlikle duyulmaması lazım. Yemin ediyorum konak yangın yerine döner yoksa. Neden? Ya nedenini boş ver. Biz herkese Nurten Hanım'ın düştüğünü söyleyeceğiz, tamam mı? Aman ağzından bir şey kaçırma. Anladın değil mi? Ya anlamayacak bir şey yok. Düştüğünü söyleyeceğiz herkese. Bak, ya çeneni açma, başka bir şey istemiyorum senden. Lütfen. Hadi tutuver çeneni, hadi. Sence burada kaç tane üçgen var? Hadi ama daha dersin başındayız. Kaytarmak yok. Kaytarmıyorum. Canım sıkılıyor. Hicran ablamı görmek istiyorum. Yani daha dersin ortasındayız. Üzgünüm. Ya bu isteğini yerine getiremeyeceğim. Peki. Madem öyle. Meleğin canı sıkkın. Ben de Lokum Hanım'ın evini tek başıma yaparım. Ama söz vermiştiniz, birlikte yapacaktık. Öyleydi. Ama sen mızıkçılık yapıyorsun. Galiba ben de çok sıkıcı bir öğretmenim. Çünkü hep ders bitsin istiyorsun. Halbuki ben senin en iyi ders arkadaşındım. Üzülmeyin, sıkılmıyorum. Tamam o zaman. İlk önce ne yapacağız? Ders mi yoksa oyun mu? İlk önce dersimizi yapalım, sonra oyun oynayalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi o zaman. Ne diyorduk? Ortalarda. Sahi. Ne? Nerelerdeydin sen? Ya ben sana bir sürpriz hazırlayacaktım. Daha doğrusu hazırladım. Ama buraya geldiğimde konağa baktım. Taş üzerinde kalmamış ya bu. Ya fırsat bulup bir türlü söyleyemedim. Nedim'e ben bugün var ya hayati bir iş hallettim. Neymiş o? Şimdi şöyle. Tamam, siz gidebilirsiniz artık. Biz Hicran Hanım'la beraber bekleriz. Eğer bir şey olursa seslenirim. Başüstüne efendim. Durumu nasıl? Yani biraz daha iyi gibi. Size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Koca bir yalan bu. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Kes! Hayır abla. Neyi ne kadar biliyorsun bilmiyorum ama ben sadece bir sırra ortak oldum. Yeliz benim kızım değil.
anne. Ne diyorsun sen? Rezilliğini örtbas etmek için yapıyor. Sen ne arsız, ne utanmaz bir kadınsın be. İnsan kendini kurtarmak için öz be öz çocuğunu reddeder mi? Yeliz, kızımı bu şekilde öğrenmeni istemezdim. Ama söylediklerimin hepsi gerçek. Nazım abi kapıma geldi. Kucağında Yeliz'le yalvar yakar oldu. Evliliğim de bu abinin hayatı da senin vicdanına bağlı dedi. Ne olur bize yardım et dedi. Kızım annesiz büyümesin, evliliğim yıkılmasın dedi. Ya yalvarırım bana inan, her şey doğru. Çok zorlandım. Çok zorlandım, çok pişman oldum ama ne yaptıysam sizin için yaptım ben. Sen benim annem değilsen, benim annem nerede? Benim annem kim? Kızım, baban... Yani Nazım abi, bir gençlik hatası yapmış. Pişman olmuş, bir daha annenle hiç görüşmemiş. Sonra bir gün... Annen kucağında sancıka gelmiş. Kadıncağız hastaymış. Seni doğurduktan kısa bir süre sonra vefat etmiş. Teneffüs. Tam Melek'cim dur lütfen. Çok özledim. Hicran abla. Canım. Melek'cim, teneffüs için bir oyun... Neler oluyor? Hicran ablası Melek'i uçuruyor masal diyarına. Aley, masal zamanı. Tabii öğretmenin izin verirse. Hadi gel. Hicran abla, bu sesler ne? Kavga mı ediyorlar? Sen devlerin ve perilerin savaşından bahsediyorsun. O ne ki? Gel, çok güzel bir masal, sana anlatayım. Koş. Anlat hadi. Anlatayım bir tanem. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde çok uzak diyarlarda kocaman dev yaşarmış. Bir başka diyarda da minicik ama minicik periler yaşarmış. Annem ölmüş. Yani benim bir annem varmış. Ama ölmüş. Ben doğduğumda terk edilmişim zaten. Yeliz'cim, böyle konuşma. Yalnız değilsin ki, ben varım. Yeliz, güzel kızım. Ben senin öz annen olmasam da ben seni çok sevdim. Sevdin. Sen beni çok sevdin, öyle mi? Peki ben niye bir gün hissetmedim bu sevgiyi? O hissettiğim benim suçluluk duygumdu. Sana, ablama, herkese karşı söylediğim yalanın suçluluğu. Yeliz... Bak iyi değilsin sen. İstersen içeri geçelim mi? Niye? Çok mu umurunda iyi olup olmadığım Emre? Biliyorum bana çok kızgınsın. Ama mecburdum. Sana anlatmayı çok istedim. Ama Nazım abinin vasiyetiydi. Nazım abi sana bir tek şey söylememi istedi. Yeliz annesini tanısaydı çok severdi. Yeter be, kes. Yeliz'in halini görmüyor musun? Nasıl bu kadar gaddar olabiliyorsun? Seninle aynı kandan olduğum için utanıyorum. Abla yapma. Pişman olacağın şeyler söyleme. Annen seni hiç bırakmak istememiş. Çok iyi yürekli bir kadınmış. O pis yalanlarını da al, defol git buradan. Bir saniye, bir saniye. Bakın sakin olun. Lütfen içeri geçer misiniz? Ve lütfen o sesinize dikkat edin. Çantanızı da alır mısınız?
İçeride tartışma istemiyorum. Yeliz. Sen de biraz toparlansan iyi olur. Perilerin cesaretli kraliçesi bir gün gitmiş dev kralının burnuna dikilmiş. Burnuna mı? Evet, burnuna. Çünkü peri o kadar minik, o kadar küçükmüş ki... yani ancak devin burnuna çıktığında gözlerini görebiliyormuş. Neyse efendim. Sonra devin burnuna çıkmış ve demiş ki... gövdesi büyük, aklı küçük dev. Bilmez misin, ikimize de iki tarafa da savaş yaramaz. Gel barış ilan edelim demiş. Dev ne demiş? Peri devin burnunda o kadar çok kıpırdamış ki... dev gıdıklanmış da gıdıklanmış, gıdıklanmış da gıdıklanmış. Sonra dev ne yapmış? Bir anda hapşırmış. Dev hapşu dedikten sonra onun rüzgarıyla peri çok uzaklara savrulmuş. Sonra dev gökyüzünde süzülmüş, süzülmüş, süzülmüş. Tam yere düşecekken... Aman. Dev kurtarmış. Dev babam kurtardı seni Can abla, babam kurtardı. Ya, kusura bakmayın. Ben oyun oynadığınızı bilmiyordum. Masal anlatıyordum da. Sonra ne olmuş Hicen abla? Baba sen devsin, Hicen ablamla peri. Bozma, tamam mı? Tamam bir tanem. Devim ben. Sonra... dev periyi kurtarmış. Avcunun içine almış ve demiş ki... savaş bitsin, barış gelsin. Masal da burada bitmiş. Bitmemiş. Yani siz devamını anlatmadınız. Devlerin kralı kraliçe periye demiş ki... siz bana öyle büyük bir iyilik ettiniz ki... hem bana hem de halkıma mutluluk ve huzur getirdiniz. Ben derim ki... sadece barışmakla kalmayalım. Gelin burada hep beraber yaşayalım. Diyerek kraliçe periyi şatoya davet etmiş. O günden sonra devler ve periler bir daha hiç ayrılmamış. Bu masal da böyle sonsuza kadar sürmüş. Çok güzel bir masalmış. Hicran abla ben acıktım. Kek yiyelim mi? Olur bir tanem. Hadi gel Nedime teyzene söyleyelim. Melek bugün kek yerine muzlu süt içse daha iyi olacak. Çünkü Nedime abla bir süre izinli olacak. Tamam. Biz de muzlu süt içeriz. Hadi gel bakalım. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben gönderirim. Tamam mı? Bu arada size çok teşekkür ederim. Daha fazla kendinizi yormayın. Zaten ortalık duruldu. Tamam mı? Tanem, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gir. Tamam Ferit, yarın o meselenin hallolmasını istiyorum, tamam mı? Tabii, evet. Yarın imza için gelirim ben sana. Tamam, görüşürüz. Buyurun. Ben... Nedim abla dönene kadar Zehra'ya yardım edeyim mi diyecektim. Her şeye yetişmesi biraz zor olacak. Çok düşüncelisiniz. Ama böyle bir şeye hiç gerek yok. Yani siz zaten çok önemli ve çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Bu kaosun içinde kimse Melek'i düşünmezken... siz bir anne edasıyla kızımı kanatlarınızın altına aldınız. Size çok teşekkür ederim. Yani biliyorum siz profesyonellikten yanasınız ama... Melek'le olmak benim için işin çok ötesinde. İçimi de rahatlatan bu. Siz yanında oldukça benim aklım Melek'te kalmıyor. O yüzden sizden isteğim, lütfen konakla ilgili meseleleri düşünmeyin. Ve kimsenin sizi üzmesine müsaade etmeyin. Siz ve Melek iyi olun, gerisini ben hallederim. Peki.
Nasıl isterseniz. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Emre, Yeliz'e hisse devri ile ilgili belgeleri mail attım. Bir göz atarsan sevinirim. Nasıl durumlar? Konak fazla sessiz. Şu an herkes kılıçlarını kınına sokmuş gibi gözüküyor. Fırtına öncesi sessizlik diyorsun. Sen nasılsın peki? Kötü. Neye üzüleceğimi, neye sinirleneceğimi bilmiyorum artık. Halamın yaptığı şeyi düşününce böyle kan beynime sıçrıyor. Yıllardır bana yalan söylediği yetmezmiş gibi bir de Yeliz'e yapılan haksızlığa çanak tutmuş. Bir de üstüne beni dahil etmiş buna. Senin ne suçun var ki? Halamın yönettiği hisseleri ben yabancı bir yatırımcının olduğunu falan düşünüyordum. Nurten Hanım'ın yaptığı bir şey bu sonuçta. Benim daha dikkatli olmam gerekiyordu Burak. Ben halama güvenerek çok büyük bir hata etmişim. Yeliz'e yapılan bu haksızlıkta benim bir ilgim olmasa da bir payım varmış gibi hissediyorum. Yeliz gerçekleri öğrenince seni suçlamayacaktır, merak etme. Üstelik sen hakkı olanı alması için ne gerekiyorsa yapıyorsun. Aksi söz konusu bile olamaz. Şu an Yeliz hakkından daha fazlasını istesin benden. Diyebilecek hiçbir şeyim yok. Ben bu süreci nasıl yöneteceğimi bilmiyorum Burak. Yani en azından Yeliz'e karşı. Daha Avukat Bey gelmeden önce ben Yeliz'i hayatımdan tamamen çıkarmıştım. Emre, sen bu hayatta tanıdığım en sağduyulu adamlardan birisin. Yani bu meseleyi de en doğru, en etik şekilde çözeceğine eminim. Ama biraz rahatlamaya çalış. İşte bu imkansız gibi geliyor. Bunu mu? Nasıl, beğendin mi? Nedir? Ya Nedim abla gidince Zehra patateslerle falan konuşmaya başladı. Ben de yardımcı olmak istedim. Çözeyim dedim. Bir de o mesele var ya. Bizim geçici olarak birini bulmamız lazım. Bir de bunu düşünme şimdi. Yani yemek bu, altı üstü. Bir şekilde çözeriz. Sen asıl meseleye odaklan. Ve kendini suçlamayı bırak lütfen. Bir Emre Aksoy kolay yetişmiyor dostum. Biz senin yanındayız, sana güveniyoruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Of. Yalan mı söylüyorum? Bu kadın kendi küçücük çocuğuna bile sahip çıkamayan bu kadına sen kalkıp Meleği emanet edeceğini söylüyorsun. Bu kadına ya, bu kadına. Hemen çık evinden. Bir daha seni ne evimde ne de hayatımda görmek istemiyorum. Teyzem benim tek ailemdi. Yıllardır dilinize pelesenk ettiğiniz bu büyük mutlu aile yalanını gerçek kılan tek kişiydi benim teyzem. Yeliz, böyle konuşma, rica ederim. Burası senin evin, yuvan. Bizim için çok önemlisin. Sana aksini hissettirecek bir şey yapmak aklımızın ucundan dahi geçmez. Bırakın bu süslü lafları Nurten Hanım. Ben yıllardır yapayalnızım o konakta. Aşçısını, hizmetçisini, hatta bakıcısını bile şu konağa sığdırdınız da bir bana yer bulamadınız.
Ben sadece mutlu bir yuvam olsun istemiştim ya. Mutlu, sıcak bir ailem olsun istemiştim. Hayat sana hep güzel geceler hediye etsin meleğim. Hep tatlı rüyaların olsun. Aa, Nurten Hanım, durun lütfen. Ben yardım edeyim size. Daha iyi misiniz? İyiyim. Melek nasıl? İyi. Gayet iyi. Merak etmeyin siz. Keyfi de yerinde. Mışıl mışıl uyuyor şimdi. Ha, siz bir şey isteyecekseniz lütfen bana söyleyin. Bir an önce iyileşip evime gitmekten başka bir arzum yok. Tamamen iyileşince gidersin halacığım. Siz kahve mi istemiştiniz? Evet. Zehra yenisini yapacak ama. Bayatlamıştır o kahve. Siz bana onu verin, ben size yenisini yapayım. Teşekkür ederim. Bir tane de kendinize yapın. Kahve içerken sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Emre'cim, ne konuşacaksın Hicran Hanım'la? Özel bir konu Allah. Ne ara özel meseleler konuşur oldunuz siz? Bu durumun önünü kesmek lazım. Yoksa Yeliz'le Emre hikayesi başlayamadan bitecek tamamı. Hicran Hanım, bir bakar mısınız lütfen? Sizden ufak bir ricam olacak. Konakta yaşanan tatsızlıklar malumunuz. Böyle bir şeye şahit olmanızı istemezdim. O yüzden sular durulana kadar izin kullanmanız uygun olacak. İnceliğiniz için çok teşekkür ederim Nurten Hanım. Ama Melek'in yanında olmayı tercih ederim. Melek'i düşünmeniz güzel. Ancak şu ara ailece yalnız kalsak daha uygun. Bu sıkıntılar aile arasında kalması ve çözülmesi gereken şeyler. Anlayacağınızı umuyorum. Emre ile Yeliz'in arasındaki gerginlik çözülünce ben sizi haberdar ederim. Bu aşamada Emre'nin dikkatinin dağılmasını istemiyorum. Zaten uzun sürmez. Birkaç güne erir aralarındaki buzlar. Peki. Yani siz nasıl isterseniz. İyi geceler. İyi geceler. Her şey senin için katlanıyorum Ali. Ama daha fazla katlanamayacağım. Affet beni güzelim. Siz kahvenizi alın. Tamam. Afiyet olsun. Çıkıyor musunuz? Sizinle konuşmak istiyordum. Bir 5 dakikanızı alabilir miyim? Buyurun. Bir şey mi oldu? Yoksa halam canınızı sıkacak bir şey mi söyledi? Melek'le evcilik oyunu oynayıp Emre'yle yakınlaşmaya çalıştığınız apaçık ortada.
aile arasında kalması ve çözülmesi gereken şeyler. Anlayacağınızı umuyorum. Emre ile Yeliz'in arasındaki gerginlik çözülünce ben sizi haberdar ederim. Bu aşamada Emre'nin dikkatinin dağılmasını istemiyorum. Zaten uzun sürmez. Birkaç güne erir aralarındaki buzlar. Bakın, eğer canınızı sıkacak bir şey olduysa lütfen söyleyin. Hayır, hayır. Kimse bir şey söylemedi. Ben biraz gerildim sanırım. O yüzden biraz uzaklaşmak... Bakın, tekrar rica ediyorum sizden. Ben herkese gerekli uyarıları yaptım. Ama yine de biri size hadsizlik yapmak isterse lütfen kulaklarınızı kapatın. Kimin ne dediği benim umurumda bile değil. Benim için tek bir gerçek var. O da benim kızım için ne kadar değerli olduğunuz. Bakın, siz bu süreçte beni, Meleği yalnız bırakmadınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki varsınız.